Herkese selam. Ben Kartal, bu da eşim Zeynep. Bugün Bursa'ya geldik ve toplamda 10 farklı durak gezeceğiz. Ama İskender yok. İskender karşılaştırması videosu yapmıştık, o yüzden buna İskender koymadık. Ama pideli köfteler, horoz çorbaları, efendime söyleyeyim, tahinli pideler, bir sürü şey var. Şimdi biz ilk durak olan tahinli pide yemeye gideceğiz. Hadi şimdi gidiyoruz, siz de like. Nereye gidiyoruz? Ve ilk durağa geldik. Burası topluluk kısmında en çok söylenen iki yer. Aptal Fırın ve Tarihi Taş Fırın. Hangisini alacağımızı karar veremediğimiz için ikisini de yiyeceğiz. İkisini de alacağız. İlk önce buradan cevizli lokum. Cevizli lokum. Ben lokumu lokum zannediyordum lan, değilmiş, böyle bayağı güzel simit alacağız bir de. Tahin değil, tahan. Bursa'dayız, tahan. Tahanlı pide alacağız. Sonra onun kenarlarını böyle alıp içine banacağız. Hadi ama şu sıra bittikten sonra, bak burada azıcık sıra var. Bu sırayı alıp, hadi şimdi sıraya giriyoruz. Hadi koşuyoruz. Hadi. On dakikadır bekliyoruz, sırada ilerleme pek yok. Ve rüzgar var. Bursa bizi iyi karşılamadı. Sıradan aldığımız bilgilere göre Aptal Fırın daha eskiymiş, daha tarihiymiş. Burası da eskiymiş ama burası sonra açılmış. Benim her gittiğim sırada farklı olaylar dönüyor. Bilmiyorum, kararı yedikten sonra vereceğiz. Biz ikisinden de aynı şeyleri alacağız değil mi? Evet alacağız. Biz ama bir de orada Aptal Fırın üzümlü kurabiyesi. Halk üzümlü kurabiye de yememiz istedi. Burada da lokum diyorlar. Yani burada da cevizli lokum yiyeceğiz. Bakacağız. Bakalım hangisi yiyormuş. Şimdi buradan, burası en eski fırınmış Aptal. Ablamızın söylediğine göre. Buradan üzümlü kurabiye alacağım, tahinli pide alacağım, bir de simit alacağım. Siz kurabiye diyorsunuz değil mi? Evet. Tamam. 5 tane alıyoruz. 5 tane alıyoruz. Vallahi Zeynep tahinli pideye çok yükseldi. Biraz fazla nasıl alacağız. Bir de kurabiye mi, üzümlü kek mi? Hangisi? Üzümlü kurabiye alacağız. Üzümlü kurabiye. Tamam. Merhaba. Abicim bize 5 tane tahinli pide, üzümlü kek mi şu kurabiye? Kurabiye. Üzümlü kurabiye 2 tane. 2 tane de simit. 5 tane tahinli pide alamazsın Zeynep. Tamam, yiyeceksin dedik de biraz abarttın sanki. Ve geldik. 76 tane tahinli pide alarak. Oğlum ben bunda sığmıyorum Zeynep. Böyle oturdum şimdi. Evet abi, bize 4 çay. Şimdi ilk neden başlayalım? Simit sıcak. Aptaldan başlıyorum ben. Ben de buradan başlıyorum. Sıcak simit ya. Değiştirelim. Bu Aptal, o Taş Fırın. Taş Fırın abi. Ben Taş Fırın'ı daha çok beğendim simitle. Aptal'ın da biraz tatlı. Bu var ya, ezine peyniriyle ben Aptal. Bence Taş Fırın. Ben Taş Fırın'ı çok beğendim. Bunun sanki tahini daha fazla. Evet değil mi? Biraz tatlı. Tahanlı soğumadan yeme taraftarıyım. 5 tane aldık. Zeynep 9 durak gezeceğiz ya. Bak açıyorum. Dadan. Ay, ah elime yapıştı. Taş fırını da açıyorum. Tahinli böyle yenir bak. Bunu böyle kapayacaksın. Nasıl yani? İçine banacaksın oğlum onu ya. Hocam. Çok iyiymiş. Bu da böyle. Bunun birazcık daha üstü yanık sanki ona göre. Evet. Bunu böyle banacağım. Yandım. Ne diyorum? Çok akşam çayı da 10 numara gider. Sabah kahvaltıda gider. Öğlen, ara öğün her şey çok... Düşündüğümden daha şekerli. Muhteşem ya. Nasıl yemişim ya? Çok yanlış yemişim. Lanet olsun. Bunun olayı buymuş. Çok iyi. Bu tahin bitti. Biliyorum, bunun tahini bitti. Bunu nasıl yiyeceğiz sonra? Kaldı bunun ortası boş. İlk durakta doymuş gibi olmayalım ama şu simide banma olayı beni benden aldı lan. Oh can. Böyle bir şey yok. Bak geliyor. Aç ağzını. Hop. Daha cevizli lokumu yemedik. Cevizli lokum ve kurabiye. Kurabiye sıradaki ablanın önerisi. Evet, sırada ablayla sıradaki tanıştık. Orada. Göçmen abla çok tatlıydı. Şöyle içini açtım, cevizler. Çok özür diliyorum. Videonuz bölmek gibi olmasın ama ya, yapacak bir şey yok. Oğlum bitti, bitti. Kapandı. Ben doydum. Bu mesela ne ya? Bu neden İstanbul'da yok acaba? Çünkü bu muhteşem bir şey. Tahinli pidanın tadı çok güzel. Türkiye'ye yayılmamış. Bunun nedenini bilmiyorum mesela. Demek ki benim buradaki teorim çürüdü. Ne bileyim, Türkiye'ye yayılmamasının sebebi bu herhalde. Bu gerçekten biraz gün işi ama. Üzümlü kurabiye, bunu tadına bakın. Tatlı bir poğaça gibi. Bursa'da şov başladık ya. Çok şov başladı. Bence de. Oo, bunun da iyi. Bu kimdi? Bu Aptal.
Bunun içinde tarçın da var. Ya ama... İrgisi de çok yakın. Tahininin tadına baktıktan sonra evet. Bunlar şey gibi geliyor, sıvama. Evet. O tahin acayip bir baskın tat ve çok güzel. Buradan ne gidelim biliyor musunuz? Cantik kebabı. Hadi. Hiç duymamıştım. İlk defa sizinle birlikte ben de göreceğim. Merak ediyorum. Hadi ben gidiyoruz. Yapabilir miyim? Hadi yap, hadi yap. Yansı boşa al bak buraya, mal tartamıyorum. Hop ve geldik ikinci durağa. Zeynep'le Selen yer kapmaya geldiler. Kardeşler pita salonuymuş burası. Cantik kebabı ne ben bilmiyorum ya. Gel hemen girip bakalım. Koş. Ve ikinci durak Cantık Pidesi'ndeyiz. Cantık Pidesi böyle bir şey. Oğlum ben bunu burnumdan çekerim lan. Biz daha bir şey bekliyorduk ama. Ben kebap mebap deyince çok böyle üstüne, pidenin üstüne adanalar, kebaplar falan bekliyordum. Bayağı kıymalı pide gibi bir şey ama deneyeceğim. Hemen ben deniyorum. Hiç öyle durmam. Öyle mi duymuştun sen bunu? Yo, ben Cantık Kebabı adı ha. Çok alevli bir kebapmış gibi. Cantık Kebabı değil mi geçiyor? Cantık Pidesi diye mi geçiyor? Kebabı. Ha. Güzel. Ama ben çok de. Beklentim yüksekti. Kebap deyince... Niye? Benim beklentimi çok karşıladı ya. Bence acayip güzel. Üstünde bir yağ böyle var. Sulu bir köfte, sulu bir köfte koymuşsun yağlı ekmeğin üstüne. Öp. Alnından öpeyim. Tam benim diyeceğimi dedin lan. Tahanlı pidenin üstüne ne çıkabilir bilmiyorum ama... Çok güzelmiş. Can bir de sen göm. Araya dikmesin. Adana'da kaldı Zeynep abi. Çok kıymalı pideye benziyor ama çok kıymalı pide tadı da yok. Gerçekten kıymalı tadı Zeynep'in de dediği bir köfte gibi. Kıymalı pideden farklı. Ve sulu. Farklı. Bence soğanı daha fazla. Sulu sulu böyle o soğan şeyi geliyor. Bir eleştiri yapacak olursan bir tek kıyması az. Hani böyle yanları çok kalındı. Biraz da böyle bol kıymalı olup böyle ağzımdan aksaydı çok on numara olurdu ama belli ki bunun olayı bu. Evet yani demek ki olayı böyle. Neyse buradaki yorumlarımız da bunlardı. Abone, yorum, her şey okeyse... Üçüncü durağa geçiyoruz. Ben bir şey söylemek istiyorum. Heh, söyle. Bursa çok beğendim. Evet ya, ikinci duraktan beni Bursa çok şaşırttı ya. Ay, Bursa'nın neyini beğendiğimi söylemek söyle. İstiyorum. Heh. Bir çarşı kültürü var. Evet abi, bu çarşı... Bizde bir tek Eminönü'nde bu hissiyatı yaşıyorum. İstanbul'da yaşayanların hasret olduğu bir şey. Her şey var burada. Çarşı gezmesi, çok özlüyorum. Çocukluğum aklıma geliyor falan. Çok güzel. Bu çarşı olayı çok güzel. Bunu nerede yaşamıştık biz? Tarsus'ta. Buradan üçüncü durağa geçiyorduk. Hadi yine sen yap hadi. Üçüncü durağa... Ne oldu ya? Yine ne konuşuyor? Yine... Ve bugün de Bakırcılar Çarşısı'nda Akay Çiğ Böreğe geldik. Vallahi Eskişehir'de çok yedim ama Bursa'da böyle çiğ börek meşhur olduğunu bilmiyordum. Enteresan bir deneyim olacak. Zeynep de Eskişehir'de olmadığı için o da ilk defa çiğ börek yiyecek. Evet ve acayip seviyorum çiğ böreği. O yüzden çok merak ediyorum. Şimdi bekliyoruz bakalım gelecek mi? Yağları attık. Oğlum bak su o, yağ olmaz. Zeynep'ciğim yağ olmaz. Su. Tamam. Lütfen Eskişehir'de okudum 64 sene ben. Ya. Ha. Ya diyor ya bizi. Ya bir dur elim yandı. Şartlarda. Ben hangi elimde bıçak? Ha. Evet çocuklar bugün. Bir şey diyeceğim. De. Hadi de. Çok iyi. Çok iyi. Oğlum bir diyeceğim, Bursa 3'te 3 gidiyorsun, ne yapıyorsun? Bak işte cantın üstündeki o sulu kıyma bunun içine benziyor. Ve bu tespiti Can yaptı, aferin evet. Sana Can. Şu ana kadar gittiğimiz en ucuz şehir. Yani Eskişehir'den de ucuz geldi bana fiyatlar garip bir şekilde. Abi nerelisin? Heh Kırım, Kırım değil mi? Tatar zaten Kırım değil. Değil mi? Aynı şey. Hay Tatarlık. 61 yıllık usta. Kırım Tatarı var işte ya. Kırım Tatarı yok mu? Kırım Tatarı var mı? Var işte. Ha, Kırım'la Tatar aynı şeyler. Evet. Tatar. Tamam. Kırım'la Tatar aynı şeyler ne ya? Abi elinize sağlık, gerçekten dediğin gibiymiş. Şimdi buradan pideli köfte yemeye gidiyoruz. Pideli sonra, köfte sonra. Uzak. Dur sonra sevdası için elim ayağım tutuyor. Ben kestane şekerim. Onu da iki yerde yiyeceğiz galiba değil mi? Yok bir yerde mi yiyeceğiz sevdası? Bir yerde yiyeceğiz ama bir yerde yiyeceğiz tam yiyeceğiz. Şimdi buradan Zeynep eli doluyken ben yapayım. Pideli köfte yemeye gidiyoruz. Zeynep. He. Kazandı bir ne diyorsun? Bir durak bak bizim duraklar arasında. Bence Mehmet Tanju G'ye. Araya atılabilir. Hadi yürü. Kestane şekeri de var mıdır acaba? Kestane şekeri burada yok galiba. Kazancı sorarız. Kazancı atılır ama. Kazancı araya gider.
Merhabalar. Sen de bir tane tavuk göğsü istiyorsun. Dondurmalı sade nasıl olsun? Oy. Dondurma yanında olabiliyor mu? Tavuk göğsü tavuktan yapılıyorsa kazandibi de otomatik tavuktan yapılıyor değil mi abi? Aynen. Ya. Kızarmışı oluyor aynen. Kızarmışı yok kızım bu bunun kızarmışı abi zaten. Bir yaşına daha girdim bak ben. Ah be Zeynep'im. Ben kazandibiciyim. Kim ne derse desin ayrılamam. Bak bak böyle tel tel olacak. Bak tel tel görüyor musun? Bak tavuğun. Oo, kazandibi şov şov. Ama da dondurmaya bak. İyi ki gördük. Biz yolda görürken aha çok güzel tavuk göğüsleri var, kazandibileri var dedik. Sonra bir baktık. Zaten buradasın duraklarımızın aslında varmış. Bunlar tavuk parçaları bak. Şunlar. Tiftik tiftik. Nasıl biliyor bu işi? Çok iyiymiş. Ben daha fazla yiyeyim. Bu arada ben de yiyeceğim. Ben artık koydum. Ben kazandibiciyim abi. Şu an kazandibi böyle diye çekerim. Bakayım ben daha kazandibi yemedim. Biliyor musun? Çok iyi kazandibinin. Ben zaten tavuk kazandibiciyim. O yanıklığı hoşuma gidiyor. Kazandibiciyiz. Lezzet daha güzel. Şimdi pidili köfteye. Pidili köfteye gidiyoruz. Kalmayacak tamam yeme artık yeme. Bak sonumuz o iki çift gibi olacak. 1000 kilo oldular. Tamam hadi gidiyoruz şimdi pidili köfteye. Ve sonunda gelebildik tatlılardan. Şimdi burası da Kayhan'dayız. İdris pideli köfte yemeye geldik. Çok ıslanıyoruz. Çok ıslandık. Hadi. İçeride oturmayacağız. Dışarıda çözüm olursa ıslanmıyor. Hadi gidelim şu pideli köfteyi. Çok merak ettim. Herkes çok öptü. Bak adam yapmışlar. Baksana ne tatlı. Şuraya oturalım. Oğlum burası ıslanıyor. Nasıl? Yeni Hacı Bey de çok fazla söyleniyordu. İdris de çok fazla söyleniyordu. Vallahi çok kararsız kaldık ama buraya karar kıldık. Çünkü Zeynep'in, Selen'in arkadaşları da oy birliğiyle burayı seçtik. Çünkü buraya geldik, şimdi bekliyoruz. Oğlum 100 liradan pahalı bir şey yok, delireceğim. Gerçekten Bursa çok ucuz. Haklısın kardeşim. Teşekkürler. Bekliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın diyebiliyor muyuz? Diyeyim. Sağ olun. De, bunu geçen videoda tartıştık. Ben hemen yiyorum, dayanam. Bir şey diyeceğim. 148 tane şu köftelerden yiyebilirim. Yoğurdun tadına ayrı bakmak istiyorum. Hmm. Bir alkışımı yapayım. Altı İskender sosunun birebir aynısı. Pide. Çok güzel pideyi neye benzettim? Köfteci Ramiz'in porsiyon köftesindeki altındaki ekmekle, pideyle birebir. Köftesi ama bambaşka, çok iyiymiş. Yerim ya, 150 tane yerim şu köfteden şöyle. Tık tak tak, onlu onlu atarım ağzıma. Oğlum. Çok güzel bak ekstra köfte istedik. Komple tabağa götürdüler sıcak sıcak. Çok iyi. Her şey çok güzel. En şaşırdığım 5. duraktayız. Abi simidi tahin banmak, tahinli pidenin üstüne simit banmak 1. Şu ana kadar bu 2. Buradaki son köfteyi de Selen'e ayırdıktan sonra buradan nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ben Instagram'da gördüm. Şef Bülent'in süs helvası böyle sallanıyordu böyle. Çok güzeldi. Orada da bir meşhur ev yemeklerine bakarız, inceden tadına bakarız ama oraya da kesinlikle süt helvası için gideceğiz. Ama böyle kapamayacağım çünkü daha süt helvası gelecek. Can, şimdi süt helvası gelecek. Aldım süt helvasını. Çok üstü fındıkla. Yeni çıkmış sıcak. Ya bu ne ya? Çok mu güzel? Kazan dibi çok severim. Kazan dibinin üstüne çıkabilecek bir tatlı ya. Aşırı mı iyi? Çok iyi ya. Sana evde süt helvası yapayım mı? Şimdi buradaki süt helvasını yedik. Şimdi Şef Bülent'e gidiyoruz. Çok merak ediyorum orada. En merak ettiğim duraklardan biri. Yalan yok. Hadi gidiyoruz. Ve geldik Şef Bülent'e. Yağmur dindi. Rüzgar azaldı. Keyfimiz yerinde. Burası tabildot yemekçi mi denir? Olabilir. Organize sanayi bölgesindeyiz. Burada böyle tabildot daha çok açık büfe. Ne denir ona? Esnaf lokantası böyle hop hani açık büfe gibi. Hani işten çıktın, karnın aç, geldi burada böyle parça parça aldın herhalde. İnşallah süt helvası vardır ya. Çünkü özel olarak süt helvasını böyle görmüştüm ben. Şimdi onlara bakalım. Bence çok mutluyum. Daha çok durak olsun istiyorum. Allah'tan daha duraklar var. Gidelim. Hadi. Şimdi ben bu Osmanlı mutfağında meyveler çok kullanılıyor. Evet, tabii. Bursa'da bir Osmanlı'nın başkentlerinden biri olduğu için bu hala duruyor. Bu vişneli bir kavurma gibi bir şey. Oo, çok iyi.
Selena de kalktın mı acaba? Benim annem mesela hala erik koyar yemeklere. Hı? Erik. Kestaneli merak ediyorum. Hemen kestane deniyorum. Bu şey diyeceğim. Vişneyi ben çok sevmiştim ama kestane daha iyi. Vişne, vişne. Çok iyiymiş vişne, lan. Vişne. Ben de ona bakacağım. Selen'cim ne oldu? Bir acıktın. Her gün bu kadar yemek çıkarmak da bir olay ya. Beşamel sosu. Bu da nohut kaldı. Pilav. Ama zerdeçallı. Zerdeçallı nohut. Bu sarma neydi? Krep sarma. Krep sarma. Bu bana eti mantar. Her gün değişiyor ama her gün aynı şeyler mi çıkıyor? Yani. Hadi ya. Ay yok şu lan. Mantar çok güzel be. Bu mantar inanılmaz. Değil mi? Ben kendime tabak yapıyorum. Canım için sen. Evet ona ben. Benim için kestaneli çok iyiydi. Kestane çok iyiydi. Bir de çökertmeden çıktım da Halil'in. Şey de güzel, sarma da güzel. Ama yok abi kestane. Ben vişneliyi çok beğenirim diye düşündüm. Kestane çok iyi. Çok iyi. Kestaneli et beni üçüncü şaşırtan oldu bugün. Aha dur daha sütlü süt helvası yiyeceğim. En merak ettiğim an geldi. Süt helvası böyle pitidi 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 sallarken o sütleri helvasının yanığı böyle sallanıyordu. O yanık üstündeki böyle git gel git gel git gel yapıyordu. Ay. Ayva tatlısı da söyledik. Ayva tatlısı. Kemal Paşa söyleyemedik ya. Çok iyiydi. Süslü süslü geliyor Zeynep. Süslü geliyor. Tamam yapma. Allah. Nerede yapmam lazım. Yoktu değil mi? Yoktu böyle sallanmıyordu bak. Hayır, bir de... Hah, bak. Şey var. Kazan dibi için atası diyorlar süt helvasına. Kazan öyle mi? Kazan dibinin aa atası. Ya. Kazan dibi alttan pişer, süt helvası üstten pişer. Kazan dibi alttan pişiyor mu, süt helvası üstten pişer. Eskiden daha bunu katı kıvamda yaparmış. Keserek falan servis ederlermiş. Hı. Ama zamanla günümüze böyle daha... Yumuşak hale gelmiş. Yumuşak hale gelmiş. Bülent abi de bunu titreyen süt helvası olarak Bursa'da daha çok şey yaptı. Bir şey diyeceğim. Biliyordum işte böyle. Çok iyi. Ne dedim size süt helvası öyle olmaz diye. Evet o bambaşka bir şeymiş. Ya bu ama çok güzel. Ama nasıl bu kadar fark olur ya? İçinde de mi tavuk var? Çok iyi. Hayır yavrum. Her sende tatlıya tavuk koymayı bırak artık ya. Şöyle şurada. Ne oldu hocam? Sen istedin. Sen ben istedin, biz yiyoruz yine. Biz yiyoruz. Evet. Bunu da kes şimdi. Şuradan. Heh. Ben de şunu yiyeyim. Maşallah, maşallah. Ooo! Değişik, hiç böyle yememiştim. Vişneli mi? Hmm. Çok iyi. Can ağzının tadını biliyorsun. Can vallahi ya, helal olsun lan. Ben ayva tatlısı yemezdim Can söylemeseydi. Hı hı. Tamam bırak Can yesin Zeynep. Çocuk istedi bütün tatlıyı yedi. Bırak adama kalsın ya. Benden beter çıktı. Çok mutluyum. Bunun için vallahi bunun için geldim. Süt helvası yemek için gelmişim. Şimdi rahat, gönül rahatlığıyla dönebilirim. Süper. Onları ısıtıp bir şekilde. Ha bak şey de yapılıyormuş. Güzelmiş. Zeynep. Efendim. Buradan nereye gidiyoruz? Nereye? Paçacı. Ah Zeynep'ciğim hiç öyle bakma yiyeceksin. Tadım kanalı bu. Paça da yiyeceksin, şırdan da yiyeceksin, hepsini yiyeceksin. Çok iyiydi. Kestaneli et kavurmaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam ve süt helvası çok iyiydi. Ayva da mükemmeldi. Gel şunu hemen ye yoksa. Yoksa Zeynep yiyecek. Şimdi bir çok meşhur paçacı varmış ama öyle böyle değil. Şimdi oraya gideceğiz. Paçacı Hüsnü. Paçacı Hüsnü. Aferin kız öğreniyorsun, çalışıyorsun herhalde, artık derslerine. Helal. Her şeyi Selen'e yıkıp süt helvası gelmiyoruz çok buraya. Güzel. Süt helvası çok güzel. Süt helvası çok güzel gidiyoruz. Ay Can sana kalmadı yalnız ayrıca. Ya... Can istedi. Bize ait bir tatlı değildi. Sen bize ait olmayan bir tatlının %97.2'sini yiyemezsin ya. Bu çocuk ne yiyecek şimdi? Ve... Paçacı Hüsnü'ye geldik. Ama bitmiş. Maalesef. Bitmiş. Paçayı yemeyeceğimiz için... Paçalar, maçalar, her şey bitmiş. Vallahi geldik diye gösterelim dedik size. Dediler ki 2 saat önce bitti. Vallahi biz de erken geldik ama... Bitmiş. Hop! Geldik. Yağmur yağıyor. Ben tişörtleyim. Horoz çorbası içmeye geldik. İlk sade defa çorbaya duydum. Geldik. Sade çorbaya geldik. Bayağı uzakta bir yere geldik. İzmir yolunda bir taraflara. Evet. Sade çorbada horoz çorbası içiliyormuş. Lütfen bunu içeride konuşalım. Yağmur yağıyor. Tişörtleyim. Popom donla. Hadi gidelim. Hadi. Şş, ayak içeceğiz. Yine kendi paçayı çaktım. İçeceğiz artık onu. Instagram'da, YouTube'da her şeye şifa demeyin kardeşim. Ekmek mi ablacığım? Merhaba. Oo süper. Sağ olun. Şifa ayaktadır. Can senin bu projenle de doğru orantılı galiba. Niye öyle? Hareket halinde olduğu için mi acaba? Hareket... Çok kıracaksın ama şifa işte hareket ayaktadır. Hareket berekettir işte. Hareket bereket olduğuna göre.
Aynen. Demek ki şifa oradan geliyor. Ben de ayak çok severim. Neresi çok ayak? 36,5. Hayır, 37,5. Oğlum 36,5 ne? Koreli miyim ben? Ben niye acıktım? 20 dakika yol geldik, ben nasıl acıktım? Ne var acıktım? Biber mi? Sen içer misin onu? Ah, benim karım... Şimdi bunların hangileri paça? O ayak aşkım. Gerçekten bugün 7. durağımız ve şu an en mutlu olduğum duraklardan biri burası. Çok merak ettim. Aa, bismillah. Sen ne diyorsun ya? Çok iyi. Bu horoz çorbası. Horoz çorbası böyle tavuk çorbasının çok evrim geçirmiş hali gibi. Tavuk daha yoğun geliyor. Değil mi? Üstündeki otlar da aşırı güzel. İşte bak, gerçek şifa bu kardeş. Hasta olmasın bunu. Ben bunu içtikten sonra hasta olduğumu hiç hatırlamıyorum. Aa, gerçekten beyinmiş o. Oğlum karışık ya, bu beyin de var bunda. Çok değişik bir lezzet yani. Bir yer, başka bir yerde bulamayacağım bir lezzet. Şimdi burada aslında daha çok ilik, ilikler var ama insanlar genelde ilik yemeyi sevmediği için biz horoz çorbası diye adı altında bunu sempatikleştirdik. Üstünü de böyle bu yeşilliklerle de üstünü kapattığı için o ilikler gözükmüyor üstünde o yeşillikler olduğu için. Onu da yerken insanlar tavuk gibi zannedip yiyormuş. Çok iyi. Ben karışığı çok sevdim. Bu karışığı çok ekstra sevdim. Ama horozumun fikri de çok on numaraymış. Ben hiç görmedim internette böyle bir yer. İlk defa biz göstereceğiz galiba. Horoz çorbası hiç görmemiştim. Güzel. İlk biz değiliz ama yine de ben ilk defa gördüm. Artık sonraki durağı söylemiyoruz. Nereye gitsek farklı yer çıkıyor. Çünkü ya bir yer kapalı oluyor, ya bir şey oluyor, ya yemek bitmiş oluyor. Bir sonraki durakta görüşürüz deyip sürpriz olsun bence. Hadi gidiyoruz. Bilin bakalım nereye geldik. Hava karanlık. Yanımızda döner var. Gece dönercisine geldik. Ve gece dönercisine geldik abi. Buranın olayı gece dönercisiymiş. Sağroğlu Et Lokantası buranın adı. Buranın olayı gece döner. Gece döner yapmasıymış. Yani tatlar matlar nasıl, tombik döner var, porsiyon mu var, neler var sen biliyor musun kanka? Neler var? Bilmem. O da bilmiyormuş. Şimdi biz içeri gidip en iyisi soralım. Şimdi içeri gidip deneyim. Hadi. Of. Şıra, ben onu hoşaf mı? Şıra zannediyorum. Şıra neydi ya? Şıra tatlı. Ben Bursa'da, evet abi, Bursa'da şıra içilir ya. Buranın ya, acaba gece... Gece açık olması yani, bence biraz meşhur burada buranın. Burada şeyler mi var? Ama mesela dönerini çok övmemişler ya. Övmemişler dedim, çok dönerin güzel olduğunu duymadım ama gece dönercisi diye ün salmış. Bence güzeldir ya. Ben Bursa'da, ben Bursa'da şey aynen. Kötü olacağına ben inanmıyorum. Bak kaç durak yani, gezdik. Bir kere burun kırdığımı, ay bu neymiş dediğimi hiç görmedim. Bazı geçmiş duraklarda birkaç kere yaşanmışlık var ama burada hiçbir şey ya. Bursa beni şaşırtmaya devam ediyor. Bence evet, kötü değil, kötü durmuyor döner. Bence güzel. Güzel döner ama İstanbul'da büyük tatlılarını yedim. Bence buranın popüler olması dönerinin tadıyla alakalı bir durum değil. Bir ortam, iki ilk gece dönercisi de olmalı. Bence döner de güzel ya. Kötü değil. Ben ama şimdi Bursa gibi bir yerde bir döner öneriliyorsa mükemmel bir şey beklersin, anladın mı? Yani eğer güzel, buranın... kesinlikle ya, kötü bir döner değil. Güzel ya, ben ama çok iyi dönerler yedim. 1.90-100 lira insanlar bir porsiyonla doymaz. Bence tombiğin içinde daha çok et var ha. Olabilir mi? Yok abi. Bence burası nasıl açılmış biliyor musun? Bir tane adam sinirlenmiş, demiş ki lan bu İskenderler, bu dönerler hemen bitiyor. Ben bir gece açayım da bittiğini bilenler hemen buraya gelsin. Onlar 17-18'de bitiriyor. Burası apaçık olduğu için buraya gelelim, orası açık ama gece dönercisi var diyor. Hop buraya geliyorlar. Öyle düşündüğünde burası çok okey. Ama özellikle ben Bursa'ya geldim, burada döner yiyeceğim diyorsan ama burası çok doğru seçim olmayabilir gibime geliyor. Ya Bursa'da sanki burayı önermez gibime geliyor. Neyse, bunu yorumlarda göreceğiz. Bilmiyorum. Şimdi son durağımız. Son durağa gidiyoruz. Hadi. Ve geldik. Son durağa geldik sonunda ve çok uzaktayız ya. Kurşunlu'ya geldik. Ta Kurşunlu'dayız. Neden? Fettahcan burada bize bir kokoreççi önerdi. Abi Fettahcan dedi ki bizim orada kokoreçte yiyin. Biz de ta Kurşunlu'ya kadar geldik. Zaten mandalinalar da orada tezgahtayken hemen hadi gidip deneyelim. Çok merak ediyorum. Fettahcan'ın askerleriyiz ve geldik, deneyeceğiz.
Ben çeyrek kokoreçe double koydurabiliyor muyum? Öyle bir şey. Hah, çeyreğe double. Bunu da nerede öğrendim? İzmir'de. Bir mekanda şu kırmızı biberden varsa abi o mekan kalitelidir. Seviyorum, bunun tadı da çok güzel. Bence bu da güzel bir şey. Pancar köşesi. Can kamerayı sarsıyor biliyorsunuz arkadaşlar ve beli ağrıyor diye, beli sakatlıyor, kamerayı getirmiyor. Ama bu gimbal'ı videoyu getirmiyor. Gimbal'ı getirmiyor. Kamerayı da getirmiyormuş. Bu yakında kamerayı da getirmeyecek. bu videoya 5000 like gelirse Can getiriyor gimbal'ı. Artık gimbal'a çalışacağını söyledi. Geldi. Bir de uykuluklu atom varmış, onu da söyledi. O da birazdan gelecek. Şimdi ben ilk önce şunu söyleyeyim. Benim favori durağım hangisiydi? Ankara'da yedik, Adana'da yedik, İzmir'de yedik, Adana'da yemedik. İzmir'de yedik, İstanbul'da yedik, sen yemedin. Benim şu ana kadarki favorim İzmir. Bakalım o geçecek mi? İzmir'deki çok iyiydi. İzmir'de usulü domates yok İzmir'de. İzmir'de İzmir usulüydü. Bu İzmir usulü değil, bu normal İstanbul usulü yapılmış. 20 sene önce falan yemiş olabilir mi ya kokoreç? Ben de yiyorum. Acı koymuşlar, çok iyi. Burası da çok lezzetliymiş ya. Şimdi adam sordu. Baharatsız da yiyebilirdik. Ben baharatlı istedim. Ay. Kokoreç anlamadığım bir şey olduğu için ben yorum yapamıyorum. Bir de diğer o söylediğin yerlerin hiçbirini yemedim. Tadı? Tadı çok güzel canım. Ben bunu yerim yani. Bayağı güzel. Ben en son üniversitede falan yemiştim. O yüzden. İzmir'de Asım Usta'daki bir tık daha yağlıydı böyle. Bu da yağlı ama bir tık daha az yağlı. Bir de baharat var. Baharat şimdi atom gelecek ortaya, orada daha yalnız. Galiba atomda o kadar baharat yok. Şöyle söyleyeyim, Ankara'dan iyi. Ankara İzmir arasında bir yerde. Güzel ama yani şu anda 10 tane yerim, çok iyi. Bu arada bu double'dı. Bursa'ya uzak bir yer aslında burası. Sırf Fettah Can söyledi diye geldik. Teşekkürler Fettah Can Bey. Thank you Fettah Can. Bir de atom gelecek, şimdi onu deneyeceğiz. Bizim orada iyi karşılandık. Bize köfte ikram ettiler. Hemen köftenin de tadına bakalım. Bakalım, ona da bakalım. Onu da yiyelim. Son. Son vuruşla. Hayır, bunu da yiyelim. Ondan sonra uykuluk da yiyelim. Oba. Yok mu Fettah Can Show. Köfte aşırı iyi çıktı. Bayağı iyiymiş köfte. Ha, Bursa'da pideli köfte yedik ya. Onun büyüğü gibi. Çok başarılı. Köfte çok güzelmiş. Hı hı, çok güzel. Ben yiyorum vallahi. Aha geldi. Vallahi geldi atom. Benim şahsi merakımdı. Çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür. Atom kokoreç, yani içinde inceden uykuluk da varmış. Şimdi benim en çok merak ettiğim hayattaki şey... Uykuluk ne? Uykuluk hayvanın burası bak. Geri dalı. Bir şey diyeceğim. Bu İzmir'le yarışır işte falan. Çok iyi. Biz orada atom kalmamıştı, yiyememiştik, hatırlıyor musun? Çok iyiymiş bu. Bir de lavaşsız yiyeceğim. Güzelmiş gerçekten. Değil mi? Yani bu gerçekten işte İzmir'deki Asım Usta'yla yarışır düzey. Ama orada da atom yiyemedik. Ama çok hoşuma gitti. Şöyle yapalım. Bugün seni en çok şaşırtan durakları söyle. Pideli köfte. Cantık. Ben cantık çok lazım. Cantık sevmiş, evet. Çiğbörek. Ve cantıkla çiğ börek birlikte. Çünkü onların... Birbirine benzer. İçini benzettim yani, o sulu sulu kıyma şeyine. O yüzden ikisini de çok sevdim. Bir de kıymalı pideyi çok... Ay, şey de çok güzeldi. Ne? Tahinli... Pide. Tahanlı. Tahanlı. Baş tacım ya, onu bir yere koyamıyorum şu an yani. O çok iyi. Beş tane aldım, işte yarın ısıtıp yiyeceğim mesela. Ben söylüyorum. Bir, tahanlı pide, tahinli pide çok güzeldi tek başına. Ama içine simit banıp yiyince o zevk arşa çıktı. Tek başına okey ama simit banınca wof oldu yani, çok iyi oldu. Pideli köfte çok kafama takıldı. Onun sosu İskender sosuyla birebir olması falan 10 numaraydı. Cantik de okeydi. Çiğ börek falan ben Eskişehir'de bir okudum, bir yedim abi. Çok fazla yedim. O yüzden onlar bana çok enteresan gelmedi. Enteresandı. Aa, sade çorba. Evet, sade çorba ama da çok iyiydi. Yani ben o çorbayı, çok büyüktü porsiyonu. Abi sade çorbanın olayı şuydu. Sinsi sinsi ilik içirmesi, o taktik mükemmel bir fikir ve insanların sağlığı için bu kadar çabalamaları
Bülent Şef'teki kestaneli kavurma güzeldi. Süt helva ama yani tamam oranın mutfağı da çok okey ama o süt helvasını ben ömrü billah yemedim hayatımda. Süt helvası bambaşkaydı ya. Ya son koku buradaki atomda İzmir'e yakındı. Yani genel olarak ilk defa bu kadar hepsinden çok zevk aldığım bir durum oldu. Sadece kazandibi İstanbul'da da ben o kadar güzel kazandibi yedim. Yani inanılmaz şaşırtacak bir kazandibi ve tavuk göğsü değildi. Çok güzellerdi ama çok wow, bu nasıl kazandibi dediğimiz bir durak olmadı. Gerçekten Bursa beni İzmir'den daha çok şaşırttı, öyle söyleyeyim size. Yani İzmir'den çok daha fazla şaşırdığım duraklar oldu burada. Haftaya nereye gideceğimi size bağlı. Yorumlara yazın. Can'ın gimbal kullanmasını istiyorsanız bu 5000 like de gelsin bu videoya. Her şey size bağlı. Titremesini istemiyorsanız getirin çocuk gimbal kullansın gözünü seveyim. Adam yapmıyor ya. Yapacak inşallah yapacak. Bu video olacak. Haydi like atıp abone olun. Haftaya nereye gitmek istediğimizi yorumlara yazarsanız bitti gitti. Hadi gidiyoruz. Yalnız iyi yedik. Ay. İyi yedik ha. İyi yedik dostum.